Taylan Yıldız. Örgütlü abi. Merhabalar gençler, nasılsınız? Vallahi arkadaşlar, bugüne kadar çok fazla konuşma yaptım hayatımda ama ilk defa beni dinleyen insanlarla öncesinde dans ettim. Bu da yetkene nasipmiş ve çok güzel, çok güzel, çok güzel bir enerji var burada. Bunun önceki konuşmacılardan da birçok şey öğrendim, sizin de öğrendiğinizi biliyorum. Ve umarım bundan sonra da yetkeni Türkiye'deki diğer bütün gençlerle de çok daha ölçeklenebilir bir biçimde buluşturacağız. Bugün sizinle biliyorsunuz politika ve gençliği konuşacağız. Benim kafayı en çok taktığım alanlardan bir tanesi, bunu zaten biliyorsunuz. Öncelikle ise çoğu insan şunu soruyor, onu sormadan ben söyleyeyim. Diyorsunuz ki, ya Taylan abi işte Stanford doktora, Google'dır, şudur budur. Niye döndü Türkiye'ye Taylan abi? Niye döndü? Ben size hemen söyleyeyim niye döndüğüm arkadaşlar. Amerika'da keyfe keder yaşaması inanılmaz zevkli bir yer. Gidiyorsunuz, paranızı kazanıyorsunuz. Kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. İstediğiniz yerlerde tatilinizi yapıyorsunuz. Sonra ülkenize dönüyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Orada benim Vietnamlı arkadaşlarımın, Kolombiyalı arkadaşlarımın, diğer ülkelerden arkadaşlarımın dönecek ülkesi yoktu, biliyor musunuz? Ve dönecek ülkesi olmayan insanlar hangi ülkede yaşarsa yaşasın orada mülteci oluyorlar. Ve mülteci olmak ne demek? Onların her zaman içinde bir gönül kırıklığı oluyor. Çünkü ana vatan diyecekleri, başları sıkıştığında dönebilecekleri bir ana kucağı, bir ülkeleri yok. Onun için biz buna ana vatan diyoruz. Ve 2013-2014 yılından sonra ben şunu gördüm. Bizim yurt dışından Türkiye'ye dönen liyakatlı arkadaşlarımız maalesef ülkede iş bulamadılar, kendilerini gerçekleştiremediler ve kös kös yurt dışına geri döndüler. Ve en sonunda ne oldu? En sonunda artık 2015-16'dan sonra insanlar Türkiye'ye dönmeyi hayal bile edemez hale geldiler. Bakın, ben bunu kendimize yakıştıramadım. Doğunun batıya açılan yüzü, batının da doğuya açılan yüzü olan dünyanın inci tanesi ülkemizde bunun olmasını ben maalesef ne size, ne kendime, ne anneme, ne babama maalesef yakıştıramadım. Onun için döndüm, bunu da böyle siz sormadan, çünkü birazdan fuayede konuşacağız, hemen bir aradan çıkarmış oluyorum onu. E peki, Türkiye'ye döndüğümde ne gördüm arkadaşlar? O çok ilginçti. Herkes politika konuşuyor. Herkes Merkez Bankası'nın rezervlerini konuşuyor. Herkes makroekonomi uzmanı olmuş, olmak zorunda kalmış. Herkes Uber regülasyonunu konuşuyor. Peki niye? Bu şuna benziyor arkadaşlar. Diyelim biz hepimiz bir otele gittik. Ondan sonra otelde normalde ne yaparsınız? Yersiniz, içersiniz, havuzunuza girersiniz, ailenize vakit geçirirsiniz. Peki, otelde havuz kirli olsa, yataklarınız değiştirilmemiş olsa, ondan sonra sıkıntılar olsa, o zaman ne yaparsınız? Dersiniz ki bu otel yönetimi ne kadar garip ya. Yani bu otel böyle mi yönetilir? Böyle mi garsonluk yapılır? Şimdi Türkiye'de ona benziyor. İşler iyi gitmediği için hepimiz maalesef politikacı olmak durumundayız ve politika yapan insanlar olmak durumundayız. E peki bana soruyorlar, gençler apolitik mi? Yani politikayla hiç ilgisi yok mu diye bana soruyorlar. Ben de diyorum ki, ne apolitiği kardeşim? Gidip de siz gençleri dinlediniz mi? Gençleri dinlediniz mi? Onların ülkeyle ilgili maalesef çok büyük sorunları var. Onların ülkeyle ilgili vizyonları var. Şimdi, ama bu gençler politikada yok, siyasette yok. Bugün bakıyorsunuz ekranlarda, gençler yok. Siz orada yoksunuz. Siz masada değilsiniz. Peki bunun sebebi ne? Tabii yıllardır bu işi yaptığımız için, şehir şehir gezdiğim için, sizlerle sabah akşam konuştuğumuz için ve siyasi sistemin içinden de biraz geldiğim için orada şunu gördüm arkadaşlar. Bunun üç tane ana sebebi var. Bir tanesi, siz siyasi partilerin içine girdiğiniz zaman ki o dik hiyerarşiyi hiç mi hiç sevmiyorsunuz ve doğru sebeplerden dolayı sevmiyorsunuz. O kadar dik bir hiyerarşi ki o. Siz girdiğiniz zaman herkese başkanım demek zorundasınız, doğru mu? Başkanım, başkanım, başkanım. Herkes bir şeyin başkanı. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Ben soruyorum, bunu niye sevmediğiniz yönünde? Diyorsunuz ki bana, abi diyorsunuz, bizde başkanlık saygı edinilen bir şeydir. Yani sen benim saygımı kazanırsan, benim sana karşı göstereceğim saygı sonsuz. Ama gidip de sağda solda herkese başkanım diyor olmak, sizin zaten kafanızın aldığı bir şey değil.
Mesela yetkende bunu çok güzel görüyoruz. Çok daha yatay bir hiyerarşi var ve bu çok daha mantıklı bir hiyerarşi. Şimdi bu birinci sebebi. Ondan sonra ikinci sebebe gelelim. İkinci sebep de şu. Türkiye'de inanılmaz bir, biliyorsunuz, insanların birbirini ötekileştirdiği bir siyaset var. Ve bu da ne demek? Siz bir partiye girdiğiniz zaman alnınızda o partinin hashtag'i yazıyor. Değil mi? Ondan sonra diğer partideki insanlar sanki bir anda sizin karşınızdaymış gibi hissediyorsunuz. Toplum böyle hissettiriyor. O zaman ne oluyor? Siz o insanlarla kutuplaşmak istemiyorsunuz. Kaldı ki şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Instagram'a bir fotoğraf attığınız zaman kaç tane hashtag koyuyorsunuz altına? O fotoğrafı ya da kendinizi tek bir hashtagle mi ifade ediyorsunuz? Diyorsunuz ki doğa dostu, abi, mühendis, çevreci, şu, bu. Sizi temsil eden belki 5 tane, 10 tane değişik sıfat var. Onun için de size bu partiye girme işi bu anlamda da sıkıntılı. Ve üçüncüsü de şu an ortamdaki iklim. O da nedir arkadaşlar? Bu çok benim ağrıma gidiyor bunu söylemek ama son 4-5 yıldır ülkemizde özel sektör istihdam yaratamıyor. Her sene azalıyor. Bu da ne demek? Sizin daha çoğunuz her sene kamuda iş bulmak durumunda. Ve de ne yapıyorlar? Siz sınavlardan inanılmaz skorlar da alsanız, mülakatta elendiğiniz, belki iktidar partisine üye olmadığınız için sıkıntılar olan bir sistem var. O zaman da diyorsunuz ki, aman diyorsunuz Allah korusun. Allah korusun ben muhalefetten bir bayrağın altında fotoğrafım çekilirse, benim ileride devlette iş bulma imkanım azalır diyorsunuz. Ve bu üç sebepten dolayı arkadaşlar zaten sizin çoğunuz, istatistik olarak söyleyecek olursak %95'inizden fazlası siyasete girmek istemiyor. Çok güzel. Peki girenler ne yapıyor? Girenlerde şöyle bir durum var. Şimdi siz girdiniz siyasete, çok güzel, üniversitedesiniz. Çoğunuz üniversitede zaten burada. Siyasette devam ediyorsunuz. Üniversite bitti. Günde 10 saat artık siz siyaset için çalışamazsınız. Size iki tane seçenek çıkıyor önünüze. Biri eğer yetkinseniz, eğer yetkin gençleri bitirdiyseniz kendinize gayet güzel iş buluyorsunuz. O iş belki 8.000 lira, 10.000 lira, 12.000 lira ileride seyredecekler için bunu bence dolarla söyleyelim. Çünkü 10-12.000 lira asgari ücretten de az kalabilir ileride. Şimdi bunu yani 1.000 dolarlara, 1.500 dolara belki maaş alıyorsunuz. Diğer tarafı söyleyeyim size. Eğer siyasette kalmak isterseniz bazı partiler size diyor ki gel diyor şu ilçe başkanlığımıza. Sen işte asgari ücretten böyle bir yerde çalışıyormuş gibi gösterelim. Sen parti için çalışmaya devam et. Şimdi önünüzdeki seçenek bu, yol ayrımı bu. Yani buraya gidip de kendinizi mi gerçekleştireceksiniz ama siyaset yok. Yani 65 yaşına kadar, emekli olana kadar siyaset yok. Buraya mı gideceksiniz? Burada siyaset var ama burada açsınız, açsınız, açsınız. Öyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Ters seleksiyon diyoruz. En liyakatlılar, başarılılar maalesef siyasi sistemden çıkıyorlar. Ama siz burada yer almalısınız çünkü sizin Türkiye'de bunu yapacak bilginiz, birikiminiz var. Ülkeyle ilgili de sözünüz var. Hatta bunu size şöyle söyleyeyim. Amerika'da arkadaşlar, Ay'a giden ekip, bütün yer kontrol ünitesi de dahil, o ekip dahil, hepsinin ortalama yaşı 27.2. Bakın 27.2. Yani siz burada 2 sene sonra, belki 3 sene sonra Ay'a gidebilecek, ekibi yönetebilecek insanlarsınız arkadaşlar. Bunun siyasette karşılığı olmaması imkansız. Peki siz siyasetten ne bekliyorsunuz? Onu söyleyeyim. Siz öncelikle samimiyet bekliyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Çok çok önemli. Tamam. Samimiyet ne demek arkadaşlar? Benim Twitch'te en çok sohbetin yıkıldığı ortam ne oluyor biliyor musunuz? Bir şey soruyorlar bana, diyorum bilmiyorum. Sağda diyor ki, abi bilmiyorum dedi, bilmiyorum dedi. Ah ne güzel özlemişiz, bilmiyorum dedi. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Siz siyasilerden bilmiyorum diyeni görmemişsiniz. Ben de görmedim, onun için siyasetteyim zaten. Hani olmayanı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şu anki siyasi modeli söyleyeyim size. O bir beyaz gömlek modeli diyorum ben ona. Çok iyi bir anne ya da baba, doğru mu? Çok iyi bir anneanne, babaanne, dede. Hayatında yalan söylememiştir. Hiç düşmanı yoktur. Türkiye'deki bütün sorunlara vakıftır. Böyle bir insan yeryüzünde yok. Tamam mı? Böyle bir insan yeryüzünde yok. Öyle olunca da bu size hiç inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Ve hatta neyi görüyorsunuz? Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz insanlar, seçimden önce sizden oy istemeye çalışan insanlar internet kafeye gidiyorlar değil mi? Ve internet kafede
böyle alıyorlar elinde mouse'u, ultrason aleti gibi tutup çevirip orada Counter Strike LoL oynamaya çalışıyorlar. Siz bunu gördüğünüz zaman zaten hani bir cringe moment dediğimiz onu hep beraber yaşıyorsunuz. İkincisi, siz ne istiyorsunuz? Siz aslında bir orkestra şefi istiyorsunuz. Yani orkestra şefi dediğiniz aslında bütün aletleri en iyi çalan insan değildir. En iyi piyanoyu da çalmaz, en iyi kemanı da çalmaz ama en iyi kemanı kimin çaldığını bilir. En iyi piyanonun kimin çaldığını bilir ve o insanları bir araya getirir ve inanılmaz güzel bir size senfoni sunar. Sizin istediğiniz aslında böyle bir durum. Bir de siz bu insanların kendi içinizden çıkmasını istiyorsunuz. Haklı olarak. Bugün mesela buradaki kadın arkadaşlarımıza ben sesleneyim. Televizyona 6 tane dayı çıkıyor İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya mesela. Değil mi? Siz kadınlar olarak ne hissediyorsunuz? Dersiniz ki gece 12'de ben yürürken içimdeki o endişeyi, buradaki amcaların hissetmesine imkan ve ihtimal var mı diyorsunuz haklı olarak? Niye orada ben yokum diyorsunuz? Ve bugün gençlerin sorunları konuşulduğu yerde de diyorsunuz ki ben, o masada ben niye yokum? Niye benim dertlerimi bambaşka insanlar konuşuyor? Onun için de zaten sizin çok daha siyasette yer almanız gerekiyor. Bir de şu var, eski siyasetçiler haklı olarak köy kahvesinde gezerler değil mi? Ondan sonra orada okey oynarlar ederler. Sizin köy kahvenizde bugün Discord. Bugün insanlarla konuştuğunuz yerler Twitch. Biz de bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü artık siyasilerin okey oynayacağına Counter Strike, LoL, PUBG, Valorant oynuyor olması gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman Valorant oynayarak, LoL oynayarak iktidar olacağız dediğim zaman önce böyle sizler böyle gülüyorsunuz, yani gülümsüyorsunuz. Halbuki ya eski siyasetçiler de okey oynuyor, horon tepiyorlar diyorum. Aa, o zaman mantıklı diyorsunuz. Yani onun için de bizim aslında yeni nesil siyasetçilere tavsiyemiz gerçekten gençler neredeyse sizin de orada olmanız diyorum. Bir de tabii ki katılımcı demokrasi kavramı var arkadaşlar. Yani bugün niye bizim milletvekillerimiz var? Çünkü köy meydanına siz 100 bin kişiyi dolduramıyordunuz eskiden. İnternet yoktu, telgraf vardı o kadar. Yani telefon vardı ankesörlü. Öyle olunca mantıklı. Ama şimdi öyle değil ki arkadaşlar olay. Şimdi her konuda başka bir bilen var. Siz birini gönderiyorsunuz, S-400 konusunda da o bir şey söylüyor. Suriye konusunda da o bir şey söylüyor. Milli eğitim politikasına da o sizi temsil ediyor. Halbuki bazı konularda sizin kendi kendinizi temsil etme isteğiniz var. Doğru mu? Ya bakıyorsunuz, mesela Vedat Milor Hoca gidiyor, Menemen soğanlı mı soğansız mı olmalı diye size sorabiliyor. Ve bir günde 500 bin oy alıyor. Ya bu iş bu kadar kolay. Niye politikacılar size ne istediğinizi sormaz? Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Bir de bugün maalesef siyasetçiler sizi ne olarak görüyor? Bir oy deposu olarak görüyor. Şimdi burada inanılmaz tabii kötü bir şey. 5 yılda bir hatırlanmak çok kötü bir şey. Ama burada aslında bir fırsat alanı var. Niye böyle olduğunu söyleyeyim. Siyasetçilerin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi aşiret reisleridir. Neden? Çünkü bir aşiret reisini siz ikna ettiğiniz zaman arkada bir blok oy var. Onun için aşiret reisleri çok değerli. Bugün bizim ülkemiz maalesef adını yazamayan bakanlar gördü. Tamam, bu kadar net. O zaman demek ki blok oyun bir gücü var. Yani blok oy olduğu zaman arkadaşlar biz o masadayız demek. Yani o 10 milyonlar tek başına tek yürek olarak hareket ettiği zaman biz bir aynı masadayız demek. 4 yıl önce ben söylediğim şeyi bugün yine aynı şeyi söylüyorum ama bugün daha fazla etkisi var. Niye bugün daha fazla etkisi var? Sizler sayesinde etkisi var. Benim söylediğim farklı bir şey yok. Demek ki rakamlarda güç var. Sayılarda arkadaşlar güç var. Peki ne yapacağız? Kol kola yürürsek demek ki biz bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Hep birlikte değiştirebiliyoruz. İnternet her şeyi değiştirdiği gibi tabii ki siyaseti de değiştirecek. Nasıl değiştirecek? Merkezi olmayan otonom organizasyon modelleri varken, bugün blok zincir tabanlı oy platformları varken, bugün siyasetin fonlanmasını artık biz tokenlarla, NFT'lerle yapabilecek durumdayken, Discord, Twitch gibi mecralar varken, 21. yüzyılda artık bizim yeni bir örgütlenme modelini yapmamamız imkansız. İnternet her şeyi değiştiriyor. Tapu kadastroyu bile değiştiriyor. Aile yaşamlarını değiştiriyor. Siyaseti mi değiştirmeyecek? Tabii ki değiştirecek. Ama onu değiştirebilmek için bizim gibi teknolojiden anlayan insanların bir arada olması
gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. E tabii bir de siyasetçi parlamenter ilişkisi de değişecek. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, çok kısaca söylemek istiyorum ama bence çok önemli. Anne baba çocuk ilişkisini düşündüğünüz zaman bu asimetriktir. Anne baba verdikçe sever, çocuk aldıkça sever. Şimdi Türkiye'de siyasi parti vatandaş ilişkisine baktığınız zaman vatandaş siyasi partiden hemen bir şey alabilmek istiyor. Çünkü çok fazla derdi var. Onun için siyasi partileri aman Allah'ım oy vereceğim, kendim 3-5 kuruş destekleyeceğim, sonra da iktidar olursa benim hayatım güzelleşecek diye bakmıyor. Onu gerçekten o günkü kısa vadeli maddi sorunu çözebilecek bir şey olarak bakıyor. Onun için her parti kurulduğu zaman vizyonuyla değil, gerçekten arkasında ne kadar maddi gücü varla test ediliyor. Maalesef bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Şimdi olması gereken şey ne? Bunun tabana yayılması. Bugün siyasi partiler o zaman kurulduğu zaman böyle bir maddi güce ihtiyacı var. Nereden buluyor bu parayı düşünüyorsunuz? Birkaç tane durumu iyi olan insandan buluyor. O zaman o siyasi partilerin sorumluluğu kime karşı? Sence size karşı mı? Yoksa o parayı alınan insanlardan mı o sorumluluk? Kime karşı? Siz bunu kendinize sorun. E o zaman bizim yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Bunu tabana yaymak. Ve bu onun için gençlerle olacak bir şey. Bakın Twitch'te mesela yayın yaptığımız zaman insanlar bütün sevdiği yayıncılara 3 lira, 5 lira, 10 lira destek veriyor. Ki bedava izleyebilecekken neden? Herkes diyor ki abi benim de çorbada bir tuzum olsun. Şöyle düşünün, milyon tane genç, 10 milyon tane gencin çorbada tuzu varsa o zaman o hareketin sorumluluğu kime karşı? O 10 milyon gence karşı. Ama gidip 3 tane durumu iyi olan insandan para alırsanız sorumluluğunuz kime karşı? Onlara karşı. Demek ki biz bunu da değiştireceğiz. Peki bu dediğim örnekleri kim anlıyor? NFT'dir, token'dır, blockchain tabanlı işlerdir. Bunları kim anlıyor? Siz anlıyorsunuz. Peki siz hangi ülkede yaşamak istersiniz? Bu dediğim konuları konuşulan, gençlerin siyasette aktif olduğu, örgütlenme modelinin internet üzerinden olduğu, herkesin aslında sesinin, sözünün dinlendiği bir ülke mi istersiniz? Yoksa her gün ekonominin nasıl battığını, her gün sanki finans piyasaları uzmanı gibi Amerika dolarının Türk liraya karşı yine bir zafer kazanmasını takip ettiğiniz ve her gün bir umutsuzluktan umutsuzluğa doğru yelken açtığımız bir ülke mi hayal edersiniz? Tabii ki ilki ve ben de sizin gibi bu cevabı verdiğim için ben de bir şey yapmaya çalıştım ve ülkede elimi taşın altına koymaya çalıştım naçizane ve sizin gibi insanların artık o Ankara'daki o masada, Ankara'daki o masada artık yerinin bir sandalyesinin olabilmesi için de ufacık bir kapı açmaya çalışıyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Arkadaşlar, bu çok yapılabilir bir şey. Çok yapılabilir bir şey. Bugün biz el ele kol kola birbirimize kenetlenerek zaten bunu yapabileceğini gördük. Ve ben sizlere çok güveniyorum. Sizlere çok inanıyorum. Ve sizlerden çok umutluyum. Ve bu yüzden bu kadar büyük bir mücadelede ne kadar yorgun olsak da hani samimiyet diyoruz ya. Bakın, bu çok yorucu bir şey. Geçen baktım, günde 5,5 saat uyumuşum arkadaşlar son bir haftada. Bu çok yorucu bir şey. Ondan sonra bazen de kırılıyorum. Ben de insanım. Ama sizinle buluştuğumuz zaman, sizin gözünüzdeki o enerjiyi gördüğüm zaman, abi durma arkandayız, yanındayız, hep beraber bunu yapabiliriz dediğinizi gördüğüm zaman ben diyorum ki bu iş olacak. Ki bu iş niye olacak? Artık internet var, artık bizim gibi yetkin gençler, artık bizim gibi yetkin gençler artık elini taşın altına koyuyor ve politikada söz sahibi oluyor ve de siz bu liyakatınızla çok 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 güzel bir dünya kuracaksınız. Peki ben size sadece sormak istiyorum arkadaşlar. Bugün değilse ne zaman? Onun için diyorum ki arkadaşlar yarın için şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün değilse ne zaman? Hemen şimdi. Dün köy kahvehaneleri vardı. Bugün sizin kahvehaneniz Discord. Ya bizim çocuklar diyorlar ki yetken ekibiyle CSGO atar mı diyorlar. O atarım tabii canım. Nusret yaz. 1,5 saat CSGO. Twitch. Para basıyorlar değil mi abi? Oo. Paralar kooperatife. Vallahi. Gençlerin sorunları konuşması ki arkadaşlar hakikaten yani. Yani politikaya girmediğiniz zaman politika size... empoze ediliyor diyecektim. Ne kadar ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp.
Ben de hakikaten 6 tane amcanın orada çıkıp İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmasından gına geldi, artık açmıyorum televizyonu ya. Ben de amcalardan biriyim. Beni televizyonda görüyor musunuz? Zaten çıkarmazlar beni, hiç merak etmeyin. Ya, yeni nesil siyasetçilere tavsiye, gençler neredeyse sizin orada olmanız gerekiyor. Bu işi çok iyi yapan bir tane siyasetçi tanıyorum, onu sen de tanıyorsun. Galiba. Kendisine Mami diyoruz. Evet. Üniversitemize de geldi. Yetkinlerle de buluştu defalarca. İnternet net bir şekilde arkadaşlar her alanı değiştirdiği gibi siyaseti de değiştirecek. Lütfen siyasete bulaşmayı kirli bir şey olarak, çirkin bir şey olarak görmeyin. Başka alternatifiniz yok arkadaşlar. Yani şu anda Türkiye'yi yönetenlerden memnun musunuz? Değilseniz o zaman siz yönetin lütfen ya. Yani ne kadar çok insan aday olursa o kadar fazla kalifiye insan arasından seçme şansımız olacak. Değil mi abi? Aynı mesajı söylüyor. Şimdi Taylan Yıldız dansına hazır mısınız? Hazır mısınız? Ay. Ha, adam bayağı öyle hop 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 falan. Taylan Yıldız. Kaçırmayın. Ha, arkadaşlar 1, 2, 3. Taylan Yıldız. Taylan Yıldız. Taylan Yıldız. Taylan Yıldız. Hey! Adam daha dönecek bıraksam. Daha dönerim ama. Çok sağ olun sağ hocam. Abi. Çok sağ olun. Sağ ol, var ol. Ağzına sağ ol. Sağ ol.